Solmin Sumin, ressam bir Budist rahibe. Hayatını Budist resim sanatını ayakta tutmaya adamış. 어떤 그림이라는 개념으로 이렇게 이 생활을 그리고 있었어요. 그러니까 예를 들어서 예술가들이 그 어떤 자퇴에서 나오는 뭐 다른 먹고 마시고 그런 게 별로 개의치 않잖아요. 그리고 전혀 의식이 없이 그래서 이제 그 어떤 예배 대상으로서 모셔야 될 탱화가 그렇게 그려져서야 되겠는가 그런 생각에서 제가 직접 그리게 됐습니다. Budist resimler yapmanın dini bir değeri vardır. Dolayısıyla Budist resim yapan sanatçının ikonografiye ait bazı kuralları uygulaması, geleneksel malzeme ve yöntemler kullanması gerekiyor. Solmin, Su Ay Avalokiteshvara isimli tablosuna 2007 yılında Kore'de başladı ve 2008 yılının Ocak ayında Asya Sanat Müzesi'nde bitirdi. 무이사라고 있어요. 강진에 가면 무이사라고 있는데 거기 후불 벽에 보면은 백이 관음도가 있어요. 근데 이제 그거를 한 1~20년 전에 뵌 적이 있어요. 근데 이제 한번 이렇게 언젠가 시간이 된다면 한번 그리고 싶다 하는 생각을 하게 됐었어요. En son Tanrıça'nın gözlerini boyamış. Kutsama töreni sırasında sembolik olarak Tanrıça'nın özü resme gözleriyle aktarılıyor. Bu törenden sonra resim artık kutsal bir obje olarak kabul ediliyor ve bir tapınakta sergilenebiliyor. Bu Solmin'in San Francisco halkına bağışladığı ikinci resmi. Avalokiteshvara ya da Merhamet Bodhisattvası, Doğu Asya'daki en popüler tanrıçalardan biridir. Beyaz kıyafeti ayın sudaki yansımalarına benzer. Tanrıça bedenindeki beyaz kıyafet aynı zamanda doğurganlık anlamına da gelir. Tanrıçanın başında Batı cennetinin Budası olan Amitabha'ya ait bir tasvir yer alıyor. Resmin sol alt köşesindeki dizlerinin üzerine çökmüş figür ise Avalokiteshvara'nın sadık bir müridi olan Sutana'ya ait. Altın rengi yazıda Solmin, bu resmi müze çalışanları ve arkadaşı olan diğer ressam rahiplere hitap ettiğini yazmış. Budist rahipler için bir lütuftan ziyade bir gelenek olarak görülebilir. Tenhwa라는 것은 배접에 필요한 배접과 선이 가장 핵심이에요, Tenhwa는. Sadece birden fazla katmandan oluşan boyama yüzeyinin hazırlanması bile 3 ay sürmüş. 탱화의 재료는 모든 최상의 상품을 쓰고 있습니다. 물감은 석채라고 하는 알료, 그래 돌에서 채취한 그런 염료를 쓰고 접착제는 밀가루나 찹쌀을 한 3개월 동안 삭힙니다. 물을 또 갈아주고 버리고 그래서 삭히고 완전히 이 끈기 있는 접착력이 다 분해가 된 다음에 그걸로 풀을 사용합니다. 왜냐하면은 그렇게 해야만이 그림이 오랜 시간을 갔을 때 이 수축 작용이 좋아지기 때문에 그렇게 합니다. Solmin resmi ipek üzerine yerleştirmek yerine tuvalin üzerine bulutlar, çiçekler ve Sanskrit karakterleriyle süslü dekoratif bir kenar boyamış. Solmin Sumin, Kore Budist sanatı ve kültürünün zamansız güzelliğini eğitim programları ve tanıtım faaliyetleriyle daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Solmin'in sanatçı rahip arkadaşlarını Kore'de 100 yıl öteye dayanan bir gelenekle Budist yazıların yontulmuş ahşap bloklardan kağıda basılmasıyla ilgili bir tanıtım yaparken görüyorsunuz. Genç sanatçı rahiplerin bu girişimleri Kore Budist sanatının gelecek nesillere aktarılmasını ve devam etmesini sağlayacak. (Gülüyor)